Efendim Türkiye günlerdir bugünü bekliyordu. 18.57'de deprem tatbikatı gerçekleştirildi. O tatbikatla ilgili yeniden hemen AFAD'a dönelim. CNN Türk muhabiri Alpaslan Çınar'ın konuğu da var. AFAD Başkanı Yunus Sezer. Evet, dakikalar önce o anı yaşadık. 23 yıl öncesine geri döndük Alpaslan. Bizim burada aslında dediğin gibi bir anda tüylerimiz diken diken oldu. Oradaki son durum ne şu anda? ...33 dakika önce Türkiye 23 yıl geriye gitti Meltem. Saatler 18.57'yi gösterdiğinde Düzce depreminin bir tatbikatla anısı gerçekleşmiş oldu. Peki tatbikat başarıya ulaştı mı? AFAD Başkanı Yunus Sezer yanımızda ve ilk defa tatbikatın hemen ardından ilk değerlendirmeyi bize yapıyor. Efendim başarıya ulaştı mı? Siz sahadan hemen bilgileri çektiniz. Nedir son durum? Evet... Öncelikle teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sizin vasıtanızda bizleri izleyen tüm seyircilerimize iyi akşamlar diliyorum. Gerçekten güzel bir tatbikat gerçekleştirdik. Bir yıldır hazırlığını yapıyorduk. Ve birçok sistem ilk kez bu tatbikatta deneme imkanı bulduk. Amacımıza ulaştık. Amacımız tabii ülke genelinde çök kapan tutun deprem anı tatbikatını gerçekleştirmekti. Buradaki maksadımız da şuydu. Deprem öncesinde, anında ve sonrasında doğru davranış şekillerini bir şekilde vatandaşlarımıza iletebilme ve erken uyarı sistemlerini test edebilmeydi. Çok şükür hem SİMAS sistemi üzerinden, hem radyo ve televizyonlar üzerinden, hem de merkezi anons sistemi üzerinden uyarılarımızı 18.57 itibariyle Cumhurbaşkanımızın mesajının hitamında, bitiminde gönderme imkanımız oldu. Ve inanılmaz bir şekilde bir haftadır hem sizler hem sosyal medyada hem her evde, her iş yerinde bir farkındalık oluştu. Aslında amaç hem eğitim hem farkındalığın oluşturulması ve deprem ülkesinde yaşadığımıza ve depremler fay hattı üzerinde bulunduğumuzu bir şekilde dikkat çekmekti. Bunları gerçekleştirmiş olduk. Kendimizi test ettik. Sistemlerimizi test ettik. Bugün ilk defa tüm Türkiye'de yapıldı, değil mi? Normalde bölgesel yapılıyordu, il bazlı yapılıyordu. Sistemini il bazlı bölgesel afet bölgesi seçilerek gönderiyorduk bunu biz. Ama ilk kez aynı anda Türkiye'ye gönderme imkanımız oldu. Yine radyo ve televizyon yayınlarına ortak mesaj gönderme ilk kez bu tatbikatla kazandığımız bir kabiliyet oldu. Yine merkezi ezan sistemi ve belediye hoparlörlerini de aynı anda aktif hale getirme de yine bu tatbikat vesilesiyle denediğimiz sistemler oldu. Panik yaşanmış mıdır efendim? Muhakkak yaşanmıştır ama bir haftadır bunu uyarılar veriyoruz. Bir kere panik yaşanmasın diye de siren sistemlerimizi kullanmadık. Yani biz sadece bu 3 uyarı ve daha önceden SMS bildirimi göndererek vatandaşlarımızı hem bilgilendirme hem de bu tatbikatın 18.57'de gerçekleştireceğini bir vesileyle bildirmiş olduk. Sosyal medyada tabii bazı vatandaşlar bana bildirim gelmedi der. Gitmemiş olabilir mi? Gitmediyse neden gitmemiştir? Şöyle gitmemiş olma ihtimali var. Özellikle telefonlarda SİMAS uyarı bildirimi butonu var. Onların aktif hale getirilmesi lazım. Hayati uyarı bildirim butonu var. Onun aktif hale getirilmesi lazım. Getirmeyen vatandaşlarımızın da bu vesileyle bunu aktif hale getirmesini önemli istirham ediyoruz. Efendim peki yakın zamanda yine böyle büyük bir tatbikat görecek miyiz? Bir de bugünkü tatbikat aslında sel ve diğer afetlerde de kullanılıyor, doğru mu? Evet. Ya ilk kez bunu Pol Deresi'nde kullandık. Bu öncelikle SİMAS sistemini ve SMS sistemini bölgesel olarak afet bölgesini seçerek gönderiyoruz. Orada kim varsa onları gönderme imkanımız oluyor. Bundan sonra da bu tatbikatlarımız elbette ki devam edecek. Çünkü biz afet selliği yüksek bir ülkede yaşıyoruz. Deprem bölgesinde yaşıyoruz. Ve öğrendiklerimizin geçen yıl eğitim yılıydı. 56 milyon insanımıza ulaştık. Bu sene tatbikat yılı. Bakın şu ana kadar 94 bin tatbikat yapmış durumdayız. Yani bu muazzam bir organizasyon. Herkes katılıyor. Herkes de bir farkındalık oluşturmaya ve sürekli kendimizi test edip geliştirmeye çalışıyor. Çünkü bu AFAD kurum olarak
Yani bu milletin kurumu. Dolayısıyla zor günlerinde nasıl faydalı olabiliriz? Cumhurbaşkanımızın da çizmiş olduğu, bizlere koymuş olduğu hedefler doğrultusunda, Sayın Bakanımızın talimatları doğrultusunda bunları gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Efendim çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz değerli bilgiler için. AFAD Başkanı Yunus Sezer konuğumuzdu ve Çök Kapan Tutun uygulamasının tatbikatının hemen ardından değerlendirmelerde bulundu. Diyelim ve Meltem, sözü bu noktadan yeniden sana bırakalım.